Merhaba. Daha önceki videomda speaking becerinizi yani konuşma becerinizi geliştirebilmek için, daha akıcı konuşabilmek için kelimeleri tek tek düşünüp cümle kurmayın, kalıpları öğrenin demiştim ve at ile kullanılan kalıplardan söz etmiştim. Bu videoda ise bunun devamı olarak in ile kullanılan kalıplardan söz edeceğim. Yine hatırlatayım, cümle kurarken preposition'ları, diğer kelimeleri tek tek düşünmeyin olabildiğince kalıp olarak öğrenmeye çalışın. Bu kalıpları cümle kurarken kullandığınızda cümlenizin çok daha kısa sürede akıcı biçimde kurulduğunu göreceksiniz. In genel olarak nerelerde kullanılıyor? Genelde öğrenciler bunu içinde diyebilirler ama daha çok da anlamındadır. nerelerde kullanılır derseniz genel olarak kapalı mekanlarda küçük ya da büyük kullanılır diyebiliriz ama şimdi bunun ayrıntılarını göreceğiz. In acaba nerelerde kullanılır? Sırayla bakalım. Kıtalarda DDA derken in kullanılabiliyor. In Europe dediğimizde örneğin Avrupa'da demiş oluyoruz. Germany is a country in Europe. Almanya Avrupa'da bir ülkedir. Şehirlerle DD anlamında in kullanabiliyoruz. In İstanbul dediğimizde İstanbul'da demiş oluyoruz about 16 million people live in Istanbul dediğimizde İstanbul'da yaklaşık 16 milyon insan yaşıyor. Ülkelerle de, de anlamında yine in kullanılır. In Turkey dediğimizde Türkiye'de demiş oluyoruz. Do you live in Turkey? Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Caddede derken de in kullanabiliyoruz. In the street diyerek. The children were playing in the street dediğimizde çocuklar caddede oynuyordu. Bahçede derken de in kullanıyoruz. In the garden diyerek. How many children are there in the garden? Bahçede kaç çocuk var? Mesela otopark da bir kapalı yerdir. Otoparkta derken de in kullanıyoruz. In the car park olarak. There are many cars in the car park. Otoparkta birçok araba var. Kutuda derken yine in the box kullanıyoruz. The shoes are in the box. Ayakkabılar kutuda. Çekmecede derken de çekmecede bir kapalı alan küçük de olsa in the drawer dediğimizde çekmecede demiş oluyoruz. The envelopes are in the drawer. Zarflar çekmecede. Buzdolabı da küçük ya da büyük buzdolapları da yine kapalı alana giriyor ve inle kullanılıyor. Buzdolabında dediğimizde yine in the fridge diyebiliyoruz İngilizcede. The eggs are in the fridge. Yumurtalar buzdolabında. Mesela bu daha ilginç. Gazetede dediğimizde biliyorsunuz gazete newspaper da deniyor. Sadece paper dediğinizde de gazete anlamına gelir. In kullanıyoruz. In the newspaper ya da in the paper olarak gazetede derken. Mesela bu kapalı bir alan gibi gözükmeyebilir ama işte bunları öğrenmenizi tavsiye ederim. Mesela gazetede derken in the paper diye öğrenirseniz bunu o zaman bir daha düşünmezsiniz ne kullanacağım bu ifade için diye. I read about the scandal in the paper dediğimizde skandalı gazetede okudum. In bed dediğimizde yatakta demiş oluyoruz. Yatak kelimesiyle de in kullanabiliyoruz. Dikkat ederseniz orada pek the kullanılmaz. In the bed değil, in bed'dir o genellikle. My son was lying in bed dediğimizde oğlum yatakta yatıyordu, uzanıyordu demiş oluruz. Sandalye kelimesiyle on kullanılırken koltuk kelimesiyle in kullanılıyor. In the armchair dediğimizde koltukta demiş oluyoruz. He slept in the armchair, koltukta uyudu. Aylarla de anlamında da in kullanılır. Mayısta dediğimizde in may, işte Nisan'da dediğimizde in April gibi bütün aylarla de anlamında ine kullanıyoruz. It's usually warm in May. Mayıs'ta hava genellikle ılık olur. Yıllarla yine DD anlamında in kullanılıyor. In 2021 dediğimizde 2021'de demiş oluyoruz. He will be 30 in 2021. 2021'de 2021 yılında 30 yaşında olacak. Mevsimlerle de in kullanıyoruz. In spring, uh, in autumn, in winter, in summer gibi. Mesela in spring dediğimizde baharda demiş oluyoruz. We always have a picnic in spring. Baharda biz hep piknik yaparız. Günün bölümlerinde sabahleyin, öğleden sonra, akşam dediğimizde de in kullanıyoruz. Şimdi biraz sonra onları da göreceksiniz. Bir tek gece derken at night kullanılıyor. Diğerlerinde in kullanıyoruz. Mesela in the morning dediğimizde sabah demiş oluyoruz. I prefer coffee in the morning. Sabahları kahve tercih ederim. Evet, demin de söylediğim gibi afternoon derken de in the afternoon kullanılır. Öğleden sonra derken onunla da in kullanılıyor. I usually have a walk in the afternoon. Öğleden sonraları genellikle yürüyüş yaparım. Akşam derken de aynı şekilde in the evening diyoruz. We generally, we generally watch TV in the evening. Biz genellikle akşamları televizyon seyrederiz. Şimdi in'in e, in daha enteresan böyle örneklerine de rastlayacaksınız. Başta ne demiştim? In'i genelde öğrenciler içinde diyebilir. Ve böyle kapalı yerler, oda, kutu vesaire gibi e, kullanıldığını daha çok bilirler ama Az önce gazete örneğinde de olduğu gibi çok değişik yerlerde de in'in in kullanıldığını göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi yaşla ilgili kullanılırken de in kullanılır. Mesela in his old age dediğimizde o kişinin yaşlılığında anlamına gelir. Örneğimize bakalım. He got forgetful in his old age. Yaşlılığında unutkan oldu. Bu da mesela Türkçeye çok ilginç geliyor. Bir giysi giymiş e, durumlarda da in kullanılır. In the hat dediğimizde şapkanın içinde değil, şapka giymiş, şapkalı anlamına gelir. Mesela do you see, do you see that man in the hat dediğimizde şapkalı şu adamı görüyor musun gibi bir cümle kullanmış oluruz. Aynı şekilde renklerle de in kullanılır. In black dediğimizde siyah giyinmiş, siyahlı demektir. Hani meşhur bir şarkı var Lady in Red. Ben hep bu örneği veririm. Kırmızılı kadın derken bunun filmleri falan da çekilmişti. Aynı şekilde in red diyebiliyorsak in black dediğimizde de yine siyah giyinmiş, siyahlar içinde siyahlı anlamına geliyor. He was all in black dediğimizde siyahlar giymişti anlamında bir cümle. Bu da enteresan gelebilir size. Yağmurda derken bu bir kapalı kutu vesaire değil ama İngilizce'de dediğim gibi mantığına bakmadan, sorgulamadan madem İngilizler rain ile in kullanıyorsa, araya bir de dı da koyuyorsa o zaman diyeceksiniz ki yağmurda in the rain demektir ve bunu böyle pat diye söyleyeceksiniz ve cümlenin içine yerleştireceksiniz. They went out in the rain dediğimizde yağmurda dışarı çıktılar demiş oluruz. Buna gene benzer bir ifade karanlıkta derken de in kullanıyoruz in the darkness diyerek. She was sitting alone in the darkness karanlıkta tek başına oturuyordu. Dillerle de in kullanılır. In English dediğimizde örneğin İngilizce, İngilizce olarak anlamına gelir. Mesela say it in dediğimde onu İngilizce olarak söyle. İngilizce söyle demiş oluyoruz. In love aşık demektir. Bu da enteresan bir kullanım. Our son is in love dediğimizde oğlumuz aşık aşık olmuş anlamında. In the army dediğimizde de orduda demiş oluyoruz. E, herkes bilmeyebilir ama e, eskiler bunu bilecektir. E, in the army now, e, he is in the army now diye bir şarkı vardı eskiden. O şimdi asker diye bizimkiler tercüme ettiler. Bazı arabaların arkasında görürsünüz. Orduda demektir, asker olmuş demektir. He is an officer in the army dediğimizde o orduda bir subay demiş oluyoruz. Mesela traffic jam, trafik sıkışıklığı ifadesiyle de in kullanılabiliyor. In a traffic jam dediğimizde trafikte, trafik sıkışıklığı içinde anlamına gelir. I got stuck in a traffic jam for an hour dediğimizde trafikte bir saat sıkıştım kaldım, trafikte kaldım anlamında. Vitrin shop window demek, e, vitrinde derken de o de ikini yine in veriyor. In the shop window dediğimizde vitrinde demiş oluyoruz. The toys are in the shop window dediğimizde oyuncaklar vitrinde. Vücudun bölgeleriyle ilgili de in kullanılabiliyor. Mesela in my back dediğimizde sırtımda demiş oluyoruz. I've got a pain in my back. Sırtımda bir ağrı var. Mesela elinde derken de elin içini böyle bir bahçe gibi düşünün. Hani etrafı çevrili, üstü açık ama nasıl bahçede indi garden diyorsanız aynı mantıkla üstü açık ama içi oyuk bir yer. Dolayısıyla elinde derken de in your hand diyebiliyoruz İngilizce'de. In kullanabiliyoruz yani. What's that in your hand dediğimizde o elindeki ne demiş oluyoruz. Yine aynı şekilde baş ve kafa kelimesiyle in her head de kullanabiliyoruz. Tabi burada in her head başında, onun başında, onun kafasında anlamında değil, daha çok aklında, aklından anlamına geliyor. Mesela I never know what's going on in her head dediğimizde aklından neler geçtiğini asla bilmiyorum demiş oluyoruz. Özellikle İngiliz İngilizcesine göre e, hastanede hasta olarak yattığınız zaman in hospital denir. Araya the konmaz. The'yı Amerikalılar koyabiliyorlar ama İngiliz İngilizcesinde konmuyor. Koyduğunuz zaman başka bir anlama geliyor. Eğer birisi hastanede hasta olarak yatıyorsa in hospital deniyor. Özellikle yine söyleyeyim İngiliz İngilizcesinde. My grandfather is in hospital dediğimizde büyük babam hastanede demiş oluyoruz. Q, kuyruk, insan kuyruğu, yani insanların oluşturduğu kuyruk anlamında da in kullanılıyor. In the queue dediğimizde kuyrukta demiş oluyoruz. I've been waiting in the queue for ages dediğimizde ne zamandır kuyrukta bekliyorum anlamında bir cümle kurabiliriz. In a relationship, bu sosyal medyanın da çok kullandığı bir tabir, bir ilişkide bir ilişkisi var anlamında. What do you look for in a relationship dediğimizde bir ilişkide ne arıyorsun diye bir soru sorabiliyoruz. Youth gençlik demekse inlayine kullanarak in his youth diyebiliyoruz. Az önce age kelimesiyle kullanmıştık. Aynı mantıkta age gibi youth kelimesinde kullanabiliyoruz. Gençliğinde demiş oluyoruz in his youth derken. He was very handsome in his youth. Gençliğinde çok yakışıklıydı. Luxury, lüks kelimesiyle de in kullanabiliyoruz. In luxury dediğimizde lüks içinde anlamında. He is living in luxury in the south of Turkey. Türkiye'nin güneyinde lüks içinde yaşıyor demiş oluyoruz. Hurry ya da e, Amerikalıların okuduğu gibi hurry kelimesi de in ile kullanılıyor. In a hurry dediğimizde acelesi olan anlamına geliyor. I am in a hurry dediğimizde acelem var demiş oluyoruz. Danger kelimesiyle de in kullanabiliyoruz. In danger dediğimizde tehlikede demiş oluyoruz. My family is in danger. Ailem tehlikede. private la da ini kullanıp in private dediğimizde özel olarak anlamına geliyor. Can I have a word with you in private? Seninle özel olarak konuşabilir miyim diye bir soru sorabiliyoruz. Ink mürekkep demekse in ink dediğimizde mürekkeple anlamına geliyor. Checks should be written in ink dediğimizde çeklerin mürekkeple yazılması gerekir diye bir cümle kurmuş oluyoruz. Burada tabi dikkat etmeniz gereken şey Türkçe düşündüğünüzde mürekkeple derken with diye simgeliyor... geliyor ama İngilizce'de with ink olmuyor in ink oluyor. Bunlara dikkat ederek bilinçli olarak bunları çalışmanızı öneririm. Whisper fısıltı demekse eğer birisi fısıltı ile konuşuyorsa onunla da in kullanıyoruz. In a whisper dediğimizde fısıltı ile anlamına geliyor. He always talks in a whisper. Her zaman fısıltı ile konuşur. Quantity kelimesiyle de mesela in large quantities dediğimizde yine inle kullanabiliyoruz. Büyük miktarlarda demiş oluyoruz. Apples are sold in large quantities. Elmalar büyük miktarlarda satılır. Evet gördüğünüz gibi inle ilgili derlediğim örnekler bu kadar. Bunlar daha da çoğaltılabilir ama bu kadar örnek bile bayağı işinizi görür. Yine tekrar edeyim. Bir cümle kurarken özellikle speaking'de konuşmada kelimeleri tek tek düşünüp cümle kurmayın. Bu çok yorucu ve çok sakat bir yöntemdir. Kalıpları çalışmanızı öneririm. Buradaki kalıpları çalıştığınızda, cümlenin diğer ögelerinde kurduğunuzda, cümle ağzınızdan bir hamlede çıkacaktır. E, konuşma süreniz, yani cümleyi kurma süreniz ve bunu e, söyleme süreniz bayağı kısalacaktır. Yani herkesin e, isteği olan akıcı konuşayım meselesinde yavaş yavaş çözmüş olacaksınız. E, bu videoda in, in ile e, kullanılan kalıplardan söz ettik. Umuyorum ki bu video sizin için yararlı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.